Burada sabahtan beri konuşuyorum ben. Gariban gibi. Nasıl yersen oğlum, adamın mute'unu ilk açtığımda sesi patlamadı mı Çomkar diye? Duymadınız mı? Dayadan bir saattir seninle konuşuyor. Ta şeyin başından beri. Neler anlattı amına koyayım. 1990 iyi bir fiyat falan diye girdi tavla. Abi fermuar mermer kolsuz tişört diyoruz. Dayı şey biz diyoruz. De içerik üretiyoruz. Vay amına koyayım ya. Ya bu Midye Kokoreç. Abi. Bir de deli etmek için kompiz atıyor piç kurus. Ya dayı bu tam orospu bu. Dayı bunu var ya, klimacı dükkanında kıstırıp döveceğiz. Bir şey olursa da diyeceğiz ki bu esnaf orospu çocuğunun borcu vardı diyeceğiz. Dayı üstüne sıçıp çıkacağız ondan sonra mekandan. Bak yeter, ben vallahi aynen çok doldum ya. Artık dayı. Ben doldum artık. Var ya, buna salon tipi klima monte edeceksin bunun götüne. Amına kodumun oğlu. Sizin klimayı yolladı mı bu arada? Hayır ya, orospu çocuğu dolandırıcı bu ya. Dayı benim annemlere ikinci klimayı yolladı. Dayı ben parasını gönderdim, klima gelmedi ya. Dayı ben parasını gönderdim, klima gelmedi ya. 3 milyon lira gönderdim dayı 12 tane klima için. Senin izleyici ha. Zaten senle tanışmış. Dayıcım klima yok ya. Benden aldığı parayla dayıya klima mı almış? Evet, bana aldı. Vay anasını avradını. Bunun mekanını basalım artık. Ben yoruldum. Başlıyoruz mu? Ronin beyaz mı yoksa Spartan beyaz mı? Seri cevap. Abi ben bunu hiç... Bunu nasıl cevap abi, vereyim abi ya? Uçakla git abi. Ben buna vallahi cevap... Nasıl cevap vereyim ki ben buna? Benim şahsi fikrimi soruyorsan Spartan. Dur bir dakika dur. Heh, tamam dur kanka. Komisaydın. Yok sıkıntı yok. Ben arıyorum çocuğu. Tamam ara. Çok iyi olmuşsun ha. Sağ olasın kanka. Nasıl yenge, ne bende yok? Bu adam da bir yayın yapıyor. Abi yenge yok yalnız ya. Kamera yok. Ben yukarı çıkacağız, gel. Bakım yakışmış. Sen nereye mi seçtin bir şey? Bilmez lan. Ben de sana sıkıyorum. Yenge midem bulandı sesi. Sallama artık. Vallahi midem bulandı. Başım dönüyor ya. Oğlum vertigo mu tetikledi yenge ya? Kusacağım. Yenge stop. Please ya. Hani sokaklar zor ya. Ben de muz aldım. Elimiz boş gelmedi. Toz nerede? Tozay. Ya ben böyle nefes nefese kalınca hep şey yazıyorlar. Amına kodumun ayısı, nefes nefese kalmışsın yazıyorlar. Al amına koyayım. Herkül gibi adam. Merdiven çıkan nefes nefese kalır birader. Ne bu adamın sigarası, içkisi, kumarı, alkolü mü var amına koyayım? Nesi var yani? Amına kodumun ayısı, nefes nefese kalmışsın yazıyorlar bana hep ya. İhtiyacı yok ki. Evet doğru diyor. Kargolar ne zaman verilir? Ay sikeceğim, başladık yine ya. Şöyle şunu vereyim. Çam saksı çobanlar mı abi? Çok da olmaz. O ne? İkinci kez selamlaşacağız değil mi? Oğlum adamın evi değil. Bura kimin evi? Adamın evi. Biz Samet'in evi bura. Ha ben buna geldi zannettim. Siz yeni mi uyandınız? Yok ya. Abi Imgurling ya. Amcık olma ihtimali var. Ah tamam, değilmiş, ok. Rahatladım. Jago nereye gittin? Dur ya dur. Abi 7'de kalktım. Küçük lo, bu bir Samet dayı.
5 yıl kadar ömrü var böyle devam ederse. Ne? Herkesin sevdiği. Ya dayı, adam çok ağır spor yapıyor diyeyim ben sana. PED kullanıyor bir de. O çok ne? Çok buff. Böyle şey, performance enhancer drugs diyeyim. Steroid. Kim kullanıyor? Kaçırdın mı? Her türlüsü adam... ama. Biz Samet, o yüzden öküz gibi. Badiciler arasında da şöyle bir yorum var. Samet 5 yıl daha yaşar yaşamaz gibi bir yorum var. Yaşarsa en büyük olacak gibi bir... Abi ilk kez görüyorum çocuğu. Yaşı kaç sence? 17. 29. 19. 35 gibi görünüyor, yemin ederim. Saça falan baksana kanka, bitmiş ya. Yani şimdi vücudu oldukça sağlıksız bir insan olarak buna yorum yapmam doğru olmaz. Ama neden yapıyor bunu ya? Yani ben biliyorsunuz arkadaşlar, ben beyinsizim. Benim hormonlarım kafasına göre çalışıyor. Metabolik hormon başta olmak üzere. Ben kilo vermeye çalışırken çok büyük bir savaş içerisinde oluyorum da. Bu adam bile isteye bir şeyler alarak yapıyor kendisine bunu, değil mi? Ya bu çok garip yani. Profesyonel olarak. Allah Allah. Abi iç organları çok kötüdür ya. Maşallah Samet. Abi esnafım. He? Esnaf. Seni bir iyi gördüm ha. Şükür abi ya Allah. Nişenin lastik adam gibisin. Birlik anlamında yani. Ne gördün mü? Dayı ben... Panik atak geçireceğim ya adamın nefes alışverişinden. Hangi bir de 19 diyorsun ya, 19. Oğlum çok kötü oldum lan. Karpuz gibi olmuş bir de kıyafette bacaklar. Sen nasıl gidiyor? İyiyim valla, bildiğin gibi. Seni kadar bir para verdik. Tabii her zaman demirlerle uğraşmaya devam. Bak nefes nefese dayı. Sen kaç senedir yapıyorsun herhalde? Hayır, merdiveni de o çıkmadı ki, o balkonda bekliyordu. Çıkmadı, mutfaktan geldi. Balkondan mutfağa, oradan da buraya geldi. Birazdan abi Berat diyecekmiş gibi bir hava var. Valla 8 yıl oldu abi ya. Valla. Oldu. Maşallah, valla güzel şey yapmışsın. Şimdilik Ronin yok abi ufukta. 145 euro falan olmuş. Bu orijinal şey mi yoksa? Hani var mı böyle kalkmaklı bir şeyler? Yok değil mi? Abi katkının da katkısı var. Ben de. Aman abi, aman onlar sıkıntı. Tamam abi, ben şuraya geçeyim abi böyle. Dayı senin, geç şuradan abi. Senin fikirsizlik bağırttı ya. Rahat edemedim abi burada ya. Oğlum orası daha rahatsız. Demir sandalye. Orijinal değil mi sorusu bağırttı. Yani testo bile orijinal değil ki. Mümkün değil katkısız olması böyle bir vücudun. Yok yani böyle bir şey. Abi neler neler kullanıyor bir de normalde. Yani kükretme dayı yani. Spor salonuna adım atmış her insan bilir. Ben mi yanlış düşünüyorum? O herhalde şeyden dedim. Koltukta oturamıyor mu? Çekil tepeden. O bir bölüm aldı ondan abi. Şimdi öyle gidiyor. Hapishanede bundan kavga çıkar bu arada, çıkıyordu neredeyse. Nasıl? Abi karma koğuştayken Denizli'li bir çocuk bizim İbo dediğimiz İbrahim Tatlıses'e benzeyen Kürt elemana sen niye bana bakıp bakıp gülüyorsun diye kavga çıkardı. Oğlum biz İbine miyiz, niye böyle yapıyorsun falan diye kavga çıktı, yemin ediyorum. Ben de İbo'yu sevdiğim için uzat oğlum otur falan dedim. Kapandı konu. O Denizlili tayfa beni çok seviyordu. Valla. Oğlum İbne misin, gevşek misin diye bir anda böyle bir yükselme oldu. Ben ne oluyor amına koyayım. İbo sonra özür diledi falan. Şu hapiste kavga sebebi kral. Denizli'ne girmişsin abi. He ya, öyle bir misafire... Size saygıdan yani, başka şeyden değil
Kedi mi var evde? Valla getirin abi. Vallahi kedi severim ya. Getirin. Kedi severim. Çay. Senin çok hayvanlarla pek aran yok. Kanka ben hayvanları seviyorum. Kedi, evde bir kere kedi besledim. Ya bakamadık, yazık günahdır dedim hayvana, gittik bir arkadaşa verdim kedi. Ailen de zorluk çıkarıyordur mu? Ya ailem de zorluk çıkartmadı da aslında hani... Aaa! Çok güzel lan. İlk defa bu kediyi gerçek görüyorum. Hep Instagram'da görüyordum. Pengu, e-mail atabilirsin bize. Saldırmaz değil mi? Yok ya, hiç. Şimdi dur bakayım. O hayvanın saldırmaya mecali yok ki. Evet. Bir sakat adım zor bunlar. Atıyor. Bunlar sakat. Ayıya benziyor suratı. Çok büyük değil mi abi? Ya bu şey yani saldır sarı kanaryam dediğinde kanarya ben ne yapayım amına koyayım diyor ya. Bu o kedi. Yazık dayı ya. Ne şuna bak şu. Bu niye küçük yavru mu? Bilmiyorum valla. Kaç ay? Nasıl sakat? Arkadaşlar bunlar engelli. Bu kedi engelli. Kulağını nasıl? Kırığından anlayabilirler direkt. Şimdi bu hayvan sakat doğuyor, engelli doğuyor. Engelliyle engelliyi çiftleştirip engelli tatlı görünüyor diye bunların üremesine devam ediyorlar. Öyle deme abi ama olsun. Hayır hayır direkt böyle. Yani bu hayvana bakan insanlar, bu tip hayvana bakan insanlar iki kere düşünsünler. Bunu şununla karşılaştırabilirsiniz. Biz insanlar evcil hayvan olsaydık mesela bizim cücelerimizi tatlı bulurlardı. Cüce sendromu olan engellileri. Cüceyle cüceyi sıkıştırıp yeni cüce insanların doğmasını ve bunları satmayı falan. Cüce olsa iyi. Ön ayak ederlerdi. Kalp yetmezliği olup cam kemik hastalığı olan cüce. Tabii. Nefes alma zorluğunu da eklememiz lazım. Evet. Annemin arkadaşı getirdi abi. Oğlum insan bilir yani kedisini. Ne o 5 aylık falan. Daha yeni geldi abi ya. Bir hafta falan oldu. Bak çok uysal. Bir tekeri böyle tutamaz. Direkt çizer gider. Emreltem çok önemli donate atmış. Gelmemiş abi. Maşallah. Böyle kucakta saatlerce duruyor. Duruyor hiç şey yapmıyor. Uyuyor musun? He? Bir geri al, okursanın tepkisine bir bak. Maşallah. Böyle kucakta... Yenge manuel zoom attı ya orada. Saatlerce duruyor. Manuel zoom şey değil mi? Manuel zoom dayı. Ben zaten kendim zor bir şey olup şimdi elimi kolumu atarım. Ben de dün spora başladım. Hatta seni de şey yaptım. Ya gördüm ama. Dayım hayırlısı kanki. Sizin gibi olamayız ama biz de... Maksat spor yapmak. Olsun abi ya. Senin de ama genetiğin iyi. 1.92 boy. Kilo kaç? Kilo 101. Maşallah kilo aynı kilodayız. Boy kaç abi? 1.92 mi? 1.93. Mahalleden arkadaşım. Başladı. Saat 23. Aa evet. Şimdi geldi. 23 dakika geç geldi. Niye öyle oldu? Ben geldi oturdu. Evet. Yani maksat işte kondisyon. Kondisyon olsun işte. Ne oldu? Bir şey yakaladı herhalde. Abi. Ne yapıyor? Elin mi? Allah Allah. Dayı kulaklık izi var. Dayı kulaklık izi var. Cuk oturuyor bak. Fark ettin mi? Abi göçük var kafada. Kulaklık göçü. Mert 1000 lira atmış. Abi ben köşeyim. Bu yağı aldım ama 4 aydır eve gidemedim. Kullanımı iş yapar mı? Abi şu 1000 lirayı kargoya verseydin de bir yağlansaydın. Bu soruyu sormayıp yağı alsa denese. İki tane yağ alabilirdim bu fiyata. Almış zaten.
Neyse teşekkür ederim, ne diyeyim. Hiç tepki vermiyor baksana. Abi o öyle ya. Mesela şöyle bırakınca 4 ay üstüne düşebiliyor mu? Et yiyor, tavuk yiyor. Abi hiçbir şöyle şey yapamayabilir bak. Ya. Abi böyle kedi mi olur? Önce düşüyor sonra dönüyor hayvan. Dileyle döndü. Yakın attın ya, o yüzden düşüyor. Yakın attın ya, o yüzden düşüyor. Yakın atsan da dönüyor. Videolar var. Gwimbleid 31, 70 başladı. YHA bro öttürme YHA sanki tüm Türkiye'nin kıyafet giderini karşılıyorsun bro YHA fermuarlı olmamasından Selin ablam suçluysa ayıp etmiş vallaha. Gerçek main kum. Tamam 3 öğneydi. 3 öğneydi? Bu ne? Sabah. Ne oldu? Çek yansırı kamera açtı. Mine kum mu geldi? Devasa bir hayvan. Dur. Bekir mi? Bekir. Amına koyayım. Ah. Bekir. Abi bu ne? Kedi. Dayı bu gerçekten ayakta durduğu benim zaman. Benim kadar kanka bak. Ben Yasir de bir kadar oluyor. Ha, ben de bir 90. Ayakta durursa tabii şimdi ayaklarını çekiştirmesin de. O bu ne? Kocaman bir hayvan. Evet. Mine kun. Bir de buna şey diyor. Küçük kaldı falan diyor Abdü. Ha büyüğü de var bunun. 1 yaşında işte, bu da 2'ye kadar. Daha büyüyecekmiş yani bu. Benim evdekiler fare gibi. Dayı herifte artı 12 pet var amına koyayım. Biz de evde Lucy ile Alfred'le takılıyoruz. Sen ben full şokrak. Bizimkiler encirmek diye geziyor evde amına koyayım. Herifin kedisine bak ya. Ben de oradan Lucy diyorum. Bu bu diyor. Ne ananın amı bu bu. Orospu çocuğu 15 santim vücudunla kurt mu zannediyorsun kendini? Evet senden bahsediyorum. Şuraya bak. Gerizekalı. Alfred fena değildi. Onun arka bacakları söktük. Abi Berserker Boxer ne zaman gelir? Kardeşim cinsel ürün satmıyoruz. Devam. Saat daha şu an 10. Ben kahvaltı yapmadım. Ben de yapmadım. Güney bir 12 öğün falan var ya abi. 12 öğün. Ve tavuk falan mı yoksa sürekli? Abi 1 kilo pirinç var. Tamam. 1 kilo pirinç. 800 gram tavuk var. 100 gram yulaf var. Ondan sonra ne oldu başka ya? Abi o kadar çok 100 gram mısır gebeği var. Ya aylık masraf ne kadar oluyor yani toplamda? Abi ben günlük hep fiyat hesaplıyorum. Hiç öyle bir hesap yapmam. Falan buluyor mu? Tamam 30'la çarp onu işte. Vallahi 20'si vardı ya. Ben hep şeyin en ucuz, bir de çok tanıdık var çevrede. Yani. Tavundur, pirincidir filan çok tanıdık var. Bu karpuz desene. Nuri esnaf evet, olduğunu tamam, anladım karpuz. Dostum. Yarışmalarında almıştım. Sen nefesim de aldım. Sen peki yarışma planın var mı şu an? Bir hazırlandığın? Abi yok. Bir yıl daha off. Oha. Şimdi bir yıl daha off. Böyle araya kat koya. Hedef farklı ya abi. Öyle bir anda kurmak istemiyorum ya. Senin hedefler sağlam. Hedef sanki biraz mezara doğru gibi. Allah çok ya. Şey duruyorsun, sağlıklı durmuyorsun yanlış anlama şu an. Evet abi, baksana abi. Evet, abi o daha iyisin, onun yanında zaten enjeksiyon. Direkt öyle yani. Bakabilir miyiz? Gel abi. Enjeksiyon derken? Gel abi. Abi daha bir dolap. Enjeksiyon derken? Yerinde. Ben... O da böyle abi. O da sağda. Olsun. Niye reklam yazmadın başlığa? Sana 3 milyon ceza IBAN atacağım DM'den. Ya Rütük git başımdan ya. Ürün kendi ürünüm ya. Çağrı Medya'nın ürünü. Ha? O arkadaşlar gitmişler. İnfluencerlığı başka şirketten yapıyorlar. Ürünü başka şirketten yapıyorlar. O diyor ki ikisi farklı bunların. O tüzel kişilik bu tüzel kişilik diyor. Ona ondan ona çakıyorlar. Ondan ona da reklam gideri yazıyor. Ona tabii ceza kesilecek. Konuşturmayın beni. Bunu biz biliyoruz neden olduğunu. Midye kokorek. Ha, 75 bağışladı. Abi şaka bir yana beyaz tişört ne zaman çıkacak? O şirketten ona reklam gideri kesiyor. Sağ cebinden sol cebine alıp fatura yazmaca. Neyse konuşturmayın baba. Konuşturma Dono, sikmeyeyim seni. Ha? Bu abi. Ha, o en son bastığın. Biz evet, tek abi. Şirketiz kardeşim. Baba ne oluyor ya? Abi bu ne? Bak taze. Koku var zaten. Kimyasal kokusu var.
Biz tabii... Ben karşıyım Burak, bilmiyorum. Hani ben de tabii spor falan onları ben tam bilmiyorum da. O toplara çok girmeyelim. Aynen abi, boş ver şey ya. Olur. Burada sanırım yatıyorsun. Boş. Abi sanırım orada kimyasalları konuştular ve orayı kesti. Bir şey yapma. O toplara girmeyelim dedi. Eski hallar mallar. Ahmet sen kendin kişilik olsan ve Rekkiz seni streamci olarak tutsa ve gider yazsa kazandığını nasıl olur? İşte aslında yapılabilir dediğin şey ama ben yapmıyorum. Jagon bu kickte sadece sana abone olamıyorum. E-mail attım gören yok nasıl yapıyorum? Babaannemin tüm kartları denedim yine de kabul olmuyor. E-mail atmayacaksın abi support'a gideceksin. Old school'luk var çok evde ya. Evde de old school'luk var. Bütün malzemelerden... Abi şimdi bakın old money, old school bunlar hep karıştırılıyor. İşte old money mesela no money ile karıştırıyorlar. Bu old school değil. Bu konuda anlaşalım. Bu no school. Kapının arkasında aldım malı ne varsa orada. Kızın nerede aynı? Kırılmış kapı var abi şurada. Kırılmış kapı. Sen mi kırdın? Ya abi yani sinirden bir kez oldu. Nuri bu. 75 bağışladı. Yan mesajım devamı gelmiyor AMK. Abi ben esnafım Bushido Kürdistan Basic serisinden 3 tane aldım dükkana giderken dönüşümlü giyiyorum 10 numara val. Ben Mapus'ta full Bushido Basic giydim. Yani Mapus'u atlattı. Daha iyi reklam nasıl yapılır bir ürün için bilmiyorum. It's the best t-shirt out there abi. Bu kadar. Dur kanka bir dakika kanka. Arada devam edin de. Neden winner ceket giymiş Allah'ın kral? Halı falan çok güzel ya. Tamam abi. Hediye edelim abi. Halıyı? Bunu mu? Dolan ne mesela uyuyor Eder ya. Abi Tayland... Çok garip dayı biliyorsun değil mi? Orada cidden düşünüyor acaba halıyı alsam mı diye. Evet alacak. Şaka mı yapıyorsun? Yok gerçekten. Hayır. Okey dese alacak halıyı. Dayı sümkürtme ya. Vallahi hayır deme. Işıklı kalırdınız falan varsa kardeşim. Alırım. Tamam. Senin annen var, kardeşin var. Bir de babam o burada yok şimdi dışarıda çıktı. Güvenlik değil mi? Şu an sadece annem mi evde? Bir de kız kardeş. Bizden rahatsız oldularsa? Yok abi gelir de şimdi. Ha tamam. İki kardeşsiniz değil mi? Onlar rızkını yiyorsun. Bir şey diyeceğim. Normalde ses bu kadar kötü değil. Bugün shotgun mikrofonu unutmuşlar ya da onun pilini unutmuşlar. Böyle yengenin bütün parmaklarını hissediyoruz yani. O case'in üzerindeki bütün parmaklar içimde ya şu an. Gubur gubur gubur. O shotgun mikrofon bugün takılmamış. Normalde makinenin üstünde shotgun mikrofon var. Tek yönden ses alır. Yemin ediyorum yengenin bütün parmaklar o şeyin makinenin case'inin etrafından duyuyoruz şu anda. Allah razı olsun yengem o. Abi lobide Cemo 40K var galiba. Kokusunu aldım. Warhammer 40K gurme yayını ne zaman? Ya oğlum bak Warhammer'a 1, Cemo'ya 2. Onunla mı ilgisi yok sanırım vücut geliştirme? Yok ya. Sen bir yerde çalışıyor musun şu anda yoksa? İlaçtan para kazanıyordun. Şimdi durdu o biraz. Her şeyden tamam. Neyden? Neyden? İlaçtan para kazanıyorum gibi bir şey dedi. Instagram'a filan. Ben çok sağlık problemi yaşadım abi çok ciddi. Ne mesela? Bağırsak düğümlenmesi. Karaciğer yetmezliğindendir, kalp rahatsızlığı. Ben işte burada kaç kez annem ölümden kurtardı. Harbi mi ya? Vallahi billahi abi ya, kan kusuyordum, kan şey oluyordu. Ben Nordito 2 günde 100 ünite insülin alıyordum, 100 ünite. O videoda da ben sana bu arada abi yanlış anlamadı, yalan söyledim ilaç dozajlarını. Gerçekten mi? Vallahi billahi abi. Bak şu sana şöyle açıklayayım abi bak, o enjeksiyondan şöyle açıklayacağım sana. Bir şey mi getireceğim? Evet. Tamam. Abi sigortalı bir iş bulsa daha iyi olmaz mı? Bir yasa dışı.
şey. Yaş kaçtı? Alım oğlum biz değil. Yarın babama insülin falan yazdıracağız. Bu nasıl 200 ünite insülin falan vuruyor? Ne oluyor ama? Kulağına damlatıyor kardeşim. Öyle tipi. Benim babam tip 2 şeker hastası amına koyayım. Hani bir de aradık bulamadık onu abi yani. Tamam ben hiçbir şey anlamadım ya. Hiç ben de genç ama. Ya genç de işte alışık. Ya da önkürtme kapatın bu konuyu. Kilayda'ya yükleneni sikerim. Değil herhalde kanka. Abi bak şimdi bu 1 ml oluyor değil mi bunun bu kadar? Evet. Ben abi bundan günde 4 tane falan düşün her gün. Hangi ilaçtan bahsediyorsun? Tren 4 ml. Oha oğlum. Vallahi billahi Boldenon 4 ml. Artık böyle kramplardan kas ağrılarından yatamıyordum, ağrıyordu, sızlıyordu. Trenbolon da en zararlı steroiddir. Seni bilgilendireyim, seni bilgilendireyim. Sonra annem bir ara ilaçları atmaya falan kalktı. Evde bir sürü olay çıktı. Falan öyle oldu yani. Çok ciddi sorunlar yaşadım. Sen ineği kullanıp atıyor musun yoksa bir senedir falan mı kullanıyorsun? Yok ben 3 yıldır aralıksız hiç kesmiyorum. Yok o iğne var ya, cırrafın üstündeki. Sen onu yok. Kaç bir senedir falan kullanmıyorsun değil mi? İğneyi değiştirmek anlamında mı? Değiştiriyor mu? Değiştirmezse ölür gider zaten. Ölür gider mi ya? Ha, ben dedim vuruyorsun tekrar oraya mı koyacaksın? Dolduruyorsun çekiyorsun oraya. Ama durum olmayanlar öyle yapan var bildiğin. İşte o da sıkıntı yani o Allah korusun bir kor. Zor spor abi çok. Çok zor da senin gittiğin yol pek yol gibi değil ya. Spor değil dönsen bence bu Ahmet ya bu cahillik yani. Abi ne abi ben çok kötü oldum ya. Bu spor mu yani sence? Niye böyle oldum ben ya? Bayağı kötü oldum yani. BSH 21-705'in iadesine yardımcı olur musun? 2 hafta beklemek istemiyorum lordum. Tabii hemen bankayı arıyorum geri gönderiyorlar. Oğlum bak. Para senden çıktı. Benim ödeme sistemime girdi. Biz iptale tıkladıktan sonra biz başka hiçbir şey yapamayız. Gerisi full bankada. 2 haftada beklemezsin. 1 gün olur, 2 gün olur. Maksimum 2 hafta. Onu biz belirlemiyoruz yani. Onu geri dön dedik bir paraya. Artık el sallıyoruz o paranın arkasından. Ne zaman geleceğine banka karar veriyor dostum. Ha şunu söyleyeyim bu arada. Burada bir dönem. Bazen bankayla o POS arasında iletişimsizlik oluyor. Gecikmeler oluyor. Onda da yardımcı oluyoruz yani. Evet o zaman yardımcı hani oluyoruz da. Öyle bir durum yani. Olursa da iade tıklar tıklamaz onaylandı. Şunu ittirin dediğinde onu yapamıyoruz maalesef. Öyle olmuyor yani.